Merhaba kıymetli arkadaşlar. Sizlerle çevirmekte olduğumuz Mortirit 1 kitabımızın 7. metnine ulaştık. Hiç vakit kaybetmeden hemen metnimize başlayalım. The Statue of Liberty. Liberty, özgürlük. Statue, heykel veya anıt. Özgürlük anıtı, özgürlük heykeli. Burada da resmini görüyorsunuz. Birazdan okla gösterilen yerleri birlikte ne manaya geldiğini öğreneceğiz. The Statue of Liberty, özgürlük anıtı, a universal symbol of freedom. Özgürlüğün ulusal bir sembolüdür. And ve demokrasi ve demokrasinin. Ve sembolü olan, daha doğrusu iki virgül arasında, burada size bir ipucu verebilirim. Burada iki virgül arasında bulunan cümle, burada verilen subjenin yani öznenin sıfatı. Ancak cümle içerisinde bunu yerleştirip daha da cümle büyütmek yerine iki virgül arasında kullanarak burada mana kuvvetlendiriyor. Bunu görmeyebiliriz. Yani özgürlük anıtı is on Liberty Island in New York Harbor. New York'ta Özgürlük Adası'ndadır, bulunur. Özgürlük Adası üzerinde bulunur. Ama bunun bir sıfatı, uluslararası demokrasi ve özgürlüğün sembolü olan özgürlük heykeli. Virgüller bizlere cümle içerisindeki manaları aktarmaktadır. Buna dikkat etmek gerekir. It was a gift from the people of France. It, yani o statü, heykel, was idi. Ne idi? A gift. Bir hediye idi. From the people of France. Fransa halkından bir hediye idi. Kime? To the people of United States. Amerika halkına bir hediye idi. Burada öğreneceğimiz, hemen şöyle kırmızıyla işaretliyorum. From to kalıbını burada görüyoruz. Bir yerde from varsa bilin ki cümlenin devamının ilerisinde de büyük ihtimalle to vardır. Çünkü bir yerden başka bir yere. To burada ea manasında. Yani bir yerden başka bir yere. Evet, hediye olduğunu söyledik. İkinci paragrafa geçiyoruz. The French sculptor Frederick August Bartholdi designed this the study. Fransız heykeltıraş Frederick August Bartholdi, yani burası Fransız heykeltıraş, designed, tasarladı. Design, design tasarlamak demek. 7 takısıyla past tense olmuş. Geçmiş zamanda yapılmış. Tasarladı. Neyi? Objemiz geldi. The statue. Bu heykeli tasarladı. He started, o başladı. To build, inşa etmeye. The statue, heykelin, in France, Fransa'da. Yani started to'yla da çoğu zaman görebiliyoruz. Yani he started, başladı. Neye başladı? To build, inşa etmeye başladı. Fransa'da. In the year 1875. Bu rakamları çift çift okuyoruz. Yani önce 18 diyoruz, sonra 75 diyoruz. 1875. 1875. 1875 yılında Fransa'da yapımına başladı. And ve the construction, bu inşa, construction, inşaat, inşa, yapım, yapı manalarına gelmektedir. Bu yapı finished, bitti, son buldu. In 1886, 1886 yılında bitti. Yaklaşık tam 11 yıl sonra bunu bitirmiş oluyor. A French ship called the Isar diye telaffuz ediliyor herhalde. Fransızca çünkü. Bir
Fransız gemisi Cold the Iser olarak isimlendirilen bir Fransız gemisi brought it to the USA. Brought yani bring. Bring getirmek. Brought getirdi. It onu nereye? To the USA. Amerika'ya onu getirdi. In 350 pieces the same year. Aynı yıl, same aynı year yıl. Aynı yıl 350 parça pieces parçalar. 350 parça da Amerika'ya getirdi. Burada bu in çevir yaptığımız zaman da diye çevirdiğimizde bir garip oluyor ve Türkçe'ye tam çeviremiyoruz. Yani Iser olarak adlandırılan bir Fransız gemisi aynı yıl Amerika'ya getirdi. Yani 350 parçada getirdi. Workers, işçiler, spent, harcadı. 4 months, 4 ay, to put them together. Onları bir araya koyabilmek için 4 ay harcadılar. Yani 350 parçaya bölünüp öyle Amerika'ya getirildi. The statue is 93 meters tall from the ground to the tip of the torque. The statue, bu anıt, heykel 93 metre uzunluğundadır. Nereden? From the ground, yerden. Yerden 93 metre uzunluğundadır. To, bakın yine aynı kalıp geldi. From to, bakın yerden nereye kadar? Tip of torch, yani elindeki meşale. Meşalenin zirvesi, tip, uç, zirve anlamına gelmekte. Yerden meşalenin ucuna kadar 93 metre uzunluğundadır. Şimdi otomatikmen from ve to kalıbı kullandığımız için kadar kelimesi de burada olmasa da söylememiz gerekiyor. Yani heykel, visitors climb, ziyaretçiler tırmanır. 354 steps or take the elevator to reach the crown. Ziyaretçiler 354 merdiven ya da take the elevator. Elevator asansör. Asansör kullanırlar to reach ulaşmak için the crown. Crown dediği yer ise burada gördüğümüz baş kısmını temsil eden taç anlamına geliyor. Crown başındaki taca ulaşmak için asansörü kullanırlar ya da 354 adet merdiven çıkarlar. There are 25 windows in the crown. Bu üst bölgede tam tacın olduğu yerde 25 tane pencere vardır. Visitors can rest, take photos and enjoy the scenery of New York City there. Ziyaretçiler dinlenebilir, fotoğraf çekebilir ve eğlenebilirler. Vakit geçirebilirler. Hoşça vakit geçirmek, enjoy, eğlenmek. Neyle? The scenery of New York City der. Orada bulunan, yani gördükleri, baktıkları yerde bulunan New York şehrinin manzarasıyla eğlenebilirler. The seven rays of the statue's crown symbolize the seven seas and seven continents of the world. The seven rays of the statue's crown. Heykelin tacının, şimdi ofumana versek, tacının
Ray ışınları. Şu gördüğümüz şuradaki ışınlar adedi 7 tanedir. 7 adet heykelin ışını, burası sabje, ne yapıyor? Symbolize. Sembolize ediyor. Temsil ediyor. Neyi temsil ediyor? The seven seas, 7 denizi. And seven continents, 7 kıtayı of the world. Dünyadaki 7 kıtayı ve 7 denizi bizlere sembolize ediyor. The lady, bir bayan. With the lamp, lambalı. Lambalı bir bayan. Hold, tutuyor. A tablet, bir tablet. In her left hand, sol elinde. Bakın burada bir tablet tutuyor sol elinde. It reads July 4, 1776 in Roman numerals. The Independence Day of America. Bu bayan tuttuğu tabletin üzerinde okunurmuş. Ne okunur? Bu tarih 4 Temmuz 1776 Roma rakamlarında yazıyormuş. Bu rakamlarla değil tabii ki. Roma rakamlarıyla The Independence Day of America. Amerika'nın bağımsızlık gününü Roma rakamlarıyla tarihin yazılı olduğu tablet bayanın sol elinde bulunuyormuş. There is a museum in the pedestal. Tam şu bölgede, pedestal dediğimiz bölgede, bu bölgede ne varmış? Bir müze vardır. Pedestal bir şeyin direği, kaidesi, sütunu, orta kısmı. Yani bir dik duran bir şeyin genelde tabanını veya ortasını, kaidesini, sütunu anlamına gelmekte. Yani tam orta kısmında, sütun kısmında bir müze vardır. More than 5 million people visit it. Each year, her yıl onu 5 milyondan fazla insan ziyaret eder ve learn, öğrenir about its history, onun tarihini der orada. 5 milyondan fazla insan onu ziyaret eder ve onun tarihini orada öğrenir. The only way to get to the city is by ferryboat. Heykele, bakın burada to, ea, heykele gidebilme yolu sadece feribotla yapılır. Burada get to ulaşmak, gitmek, varmak anlamında. Feribots take visitors to the island every 30 minutes. Feribotlar alır. Kimi? Ziyaretçileri. Nereye? To the island, adaya alır, götürür. Burada take'in manası alıp dışarı çıkarmak, götürmek anlamı da vardır. Every 30 minutes. Her 30 dakikada bir. Her 30 dakika diye çevirsek eksik olur. Yani feribotlar her 30 dakika adaya ziyaretçileri götürür. Burada her 30 dakikada bir dememiz gerekiyor. The entrance to the study is free. The entrance, giriş, to study, heykele, anıta giriş, ücretsiz, is free. But, fakat, the ferry tickets cost $10 for adults and $4 for children aged 4-12. Bakın, heykele girmek ücretsiz. Ancak ferry, yani feribotun kısaltılmışı, feribot biletleri 10 dolar tutarındadır. Tutar. Burada fiil olarak tutar. For adults, yetişkinler için 10 dolar. Çocuklar için, 4 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için ise 4 dolardır. Children under 4
Don't pay any money. 4 altındaki çocuklar, yani 4 yaşı altındaki çocuklar don't pay ödemez any money. Herhangi bir ücret. Biz daha önce demiştik, any'ye olumsuz cümlede hiç demiyoruz, herhangi diyoruz. 4 yaş altındaki çocuklar herhangi bir para ödemezler. Yani hiç para ödemezler dediğimiz zaman da oluyor, ancak olumsuz cümlelerde any'ye herhangi bir manası vermemiz gerekiyor. Hemen alıştırmalarına geçelim. What do the following refer to? Aşağıdaki hangisi neye refere ediyor? Yani atfediyor. Üçüncü paragraftaki der. Bakıyoruz, üçüncü paragrafta işte burada der. Orada. Peki buradaki der orada. Peki manası değil, cümleye bakalım hemen. Ziyaretçiler dinlenebilir, fotoğraf çekebilir ve New York şehrinin manzarasını bakarak eğlenebilirler. Nerede? Der. Orada. Orası nere? Yani şu an bulundukları yer. Nereydi? Tabii ki de tacın bulunduğu yerdi. It, paragraf 4. Paragraf 4'teki it'e bakalım. There is a museum in the pedestal. More than 5 million people visit it. İnsanlar, 5 milyondan fazla insan onu ziyaret eder her yıl. Kimi ziyaret eder? Tabii ki burada müzeyi de ziyaret ederler diyebiliriz. Veya tamamen heykeli de söyleyebiliriz. Yani the Statue of Liberty diyebiliriz. Doğru yanlış alıştırmamıza geçtiğimizde The Isar was the name of French ship. Isar neymiş? Fransız gemisinin ismiymiş. Doğru. Nereden öğrendik? Çünkü called Isar, a French ship. Bu doğru. İkincisi, the only way to get to the top of the study is the steps. The only way, tek yol to get, gitmek için the top, zirvesine of the study, heykelin zirvesine gitmek için tek yol adımlardır. Doğru değil. Çünkü take the elevator to reach the crown. Taca ulaşmak için, tepeye ulaşmak için gerekli olan şey asansör de vardır. Bakın fark ettiyseniz şu kalıp şurası aslında şuradaki kalıpla birebir uyuyor. Bakın buraya şaşırtmak için aynı kalıbı kullanmışlar. Bakın buradaki kalıp. Soruda bize statünün, yani heykelin tepesine çıkmamızı soruyor. Ancak bu kalıp aynı şekliyle statüye ulaşma kıyıdan gemiyle, feribotla ulaşma paragrafında geçmişti. Ve fark ettiyseniz burada the top of the statue. Ancak parçada the tip of the statue geçmişti. Tipin manası da yine zirve ucu demekti. İşte burada. The tip. Yani tip ile top bize zirve uç manasını vermektedir. O zaman bu yanlış. The ferry is free. Feribot ücretsizdir. For children under 4. 4 yaş altındaki çocuklara feribot ücretsizdir. Hemen bakalım. Children under 4. 4 yaş altındaki çocuklar herhangi bir ücret ödemezler. Doğru. Bu da doğru olacaktı. 7. parçamız da bu şekilde oldu arkadaşlar. Bir sonraki parçamızda görüşmek üzere. Esen kalın.